Dünyanın en sıradışı ve eksantrik yaratıklarından bazıları su altında yaşıyor ve henüz okyanusların %80'inden fazlasını keşfetmedik. Okyanuslarda kelimenin tam anlamıyla insanlara benzeyen balık türleri var. Bazılarının yüzleri, bazılarının ise dişleri bize benziyor. Dahası cildi şeffaf olan bir deniz yaratığı hayal edebiliyor musunuz? İşte insanlar tarafından yakalanan en garip 10 balık. Hadi başlayalım. İnsan yüzlü balık. İnsanlar yüzyıllardır yiyecek olarak balık tutuyor ve ara sıra öyle ürpertici bir şeyle karşılaşıyoruz ki tek bir bakış sizi günlerce travmatize etmek için yeterli. Çin'deki bir gölde görülen bir sosyal medyada viral hale gelen bu insan yüzlü balığa bakın. Büyüleyici ama aynı zamanda korkutucu. İnsan bu balığın gerçek mi yoksa dijital olarak mı yapıldığını düşünmeden edemiyor. Oldukça sıra dışı görünen bir deniz canlısının yüzünde çok tuhaf işaretler var ve bu sebeple diğer deniz hayvanlarından çok insana benziyor. Video Güney Çin'deki bir taşraya ziyarette bulunan ve daha sonra Çin sosyal medya platformunda paylaşan bir ziyaretçi tarafından çekildi. Yaratığın kafasındaki göze benzeyen iki nokta, burnun kenarlarına benzeyen dikey çizgiler ve ağız benzeri yatay çizgi gerçekten bir deniz kızına bakıyormuş gibi hissetmenize sebep oluyor. Yarısaydam balık. Bu inanılmaz karides benzeri yaratık Yeni Zelanda'daki Karikari Yarımadası'nın 64 kilometre kuzeyinde bulundu. İlk başta okyanusta yüzen başka bir plastik torba olduğunu sanabilirsiniz. Ancak daha yakından bakınca şok olacaksınız. Bu eşsiz ve oldukça tuhaf deniz canlısını yakalayan balıkçıya göre balık pullu ve sertti. Şeffaf bir plastik torba gibi hafif değildi. Berrak derisine rağmen içinde turuncu küçük bir leke dışında pek bir şey göremezsiniz. Bu yaratığın ne olabileceği ve hatta balık olup olmadığı henüz belli değil. Her ne olursa olsun bu yaratığın denizde yakalanan en tuhaf şeylerden biri olduğuna şüphe yok. Devam etmeden önce sizin için bir meydan okumamız var. Önümüzdeki 5 saniye içinde kanalımıza abone olur ve zil simgesine basarsanız 10 yıllık inanılmaz şans kazanırsınız. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Dev ağızlı köpek balığı. Yüzden az sayıda görülmüş bu çok nadir derin deniz devine dev ağızlı köpek balığı deniyor ve son derece büyüleyici bir yaratık. Boyutları diğer köpek balığı türlerinin çoğundan daha küçük olsa da daha az korkutucu değiller. Yalnızca ağızları bile tüylerinizi ürpertmeye yeter. Oldukça korkunç bir görünümleri olmasına rağmen dev ağızlı köpek balığı insanlara karşı saldırgan değildir. Yine de çok sıradışı bir tür ve insanlar tarafından yakalanan en tuhaf görünümlü balıklardan biri. Blobfish. Bu deniz yaratığı dünyanın en çirkin hayvanı olarak adlandırıldı ve ona bakar bakmaz nedenini hemen anlarsınız. Blobfish'in gerçekten eksantrik bir görünümü var. Pek güzel bir balık değil. Öte yandan derin su balığı olduğundan ve biz onu doğal yüksek basınç ortamının dışında gördüğümüzden aslında onu çirkin olarak adlandırmamız pek adil değil. 1200 metre derinlikte deniz tabanının hemen üstünde yüzmediklerinde jöle benzeri bedenleri dekompresyon nedeniyle deforme oluyor. Yani Blobfish ile ilgili gördüğünüz herhangi bir resim veya video büyük olasılıkla konfor bölgesinin dışındadır. Bu da neden bu kadar üzgün göründüğünü açıklar. Uzun kürek balığı. Ortalama 8 metre rekor uzunluğu olan dünyanın en büyük kemikli balığı böyle görünüyor. Hatta bazıları 10 metre uzunluğunda bile olabiliyor. Genellikle derin deniz balığı olmasına rağmen bazen sahillerde kıyıya vurur ve insanları şaşkına çevirir. Bu tuhaf deniz yaratığı hakkında çok az şey biliniyor ama yalnız yaşamayı tercih ettiklerini biliyoruz. Belki de diğer balıklar onlardan çok korktuğu için onlara yanaşmıyorlardır. Yollarına çıkan hemen hemen her şeyi avlarlar ve büyük balık gruplarını bile avlayabilirler. Garip güneş balığı. Bu muazzam ve garip görünümlü balık bir Avustralya sahiline vurdu ve muhtemelen insanlar tarafından görülen en garip balıklardan biri. İlk başta balıkçılar onu dalgaların karaya attığı bir odun parçası sanarak yanından geçti. Birkaç dakika sonra ne olduğunu anladılar. Kuyruğundaki işaretler ve kafasının şekli özellikle gariptir ve insan bunlara bakınca ürpermeden edemez. Daha sonra bu deniz canlısının garip vücut şekli ve yüzgeçleriyle bilinen büyük boyutlu bir deniz hayvanı olan güneş balığı olduğu tespit edildi. Bu balık okyanusun yüzeyindeki güneşte güneşlenmeyi sever. Adını da bu alışkanlığından almıştır. İnsan dişli balıklar. İnsanlarla tuhaf bir benzerliği bulunan mahkum balığı var sırada.
Bu ilk başta size Photoshop gibi gelebilir ama bu balık da dişleri de gayet gerçektir. İyi haber şu ki sadece dişleri insana benziyor. Bunun dışında insana benzeyen hiçbir yanları yok. Mahkum balıkları oldukça çeşitli omnivor bir diyete sahiptir. Zaten bu güdük dişlerle etçil olamazlar. Dişler balığın yaşamı boyunca ihtiyaçlarına göre kademeli olarak gelişir. Neyse ki bu balıklar insanlara önemli bir zarar vermiyor. Hatta bizim için oldukça iyi bir besinler ve sıklıkla olta balıkçıları tarafından hedef alınıyorlar. Futbol balığı. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en uysuz görünümlü balık olabilir. Tehditkar bir yüz, 15 santim uzunluğunda küre şeklinde bir gövde, dikenli bir cilt, keskin dişler, ufacık gözler ve kafasındaki tuhaf sap ile futbol balığı diğer tüm fener balığı türleri arasında öne çıkıyor. Ayrıca grimsi bir rengi var. İlk keşfedilmesinden bu yana 100 yıldan fazla bir süre içinde bulunan sadece 31 örnekte oldukça nadirdir. Futbol balıkları tipik olarak okyanus yüzeyinin binlerce metre altında yaşar ve kurbanlarını ağızlarına çekmede uzmandırlar. Başlarının tepesinden sarkan biyoluminesan ampul avlanmayı çok daha kolay hale getiriyor. Dev benekli yılan balığı. Yılan balıkları genel olarak ürkütücü yaratıklardır. Boyları 2 metreye ulaşabilir. Dünyadaki en büyük yılan balığı türlerinden biri olan dev benekli yılan balığı ile tanışın. Alacalı renkleri, tuhaf diş dizilimi ve uzun sırt yüzgeci sayesinde diğer benekli yılan balıklarından farklıdırlar. Özellikle dişleri bilim insanları için büyüleyicidir. Dişleri 2 veya 3 sıra halindedir ve bir sırası keskin, belirgin şekilde büyük dişlerden oluşur. Genellikle daha küçük dişlerden oluşan bir iç sıra da vardır. Bu iki sıra dişsiz, boş bir çizgiyle birbirinden ayrılır. İnce uzun vücutları yeterince ürkütücü değilmiş gibi dişleri kesinlikle herkesi korkutacak türdendir. Goblin köpek balığı. Bu derin deniz canavarı köpek balıklarının kötü şöhretinin sebeplerinden biridir. Korkunç görünümüne rağmen olağanüstü biyolojisini takdir etmemek elde değil. Kürek gibi burnu, yassı gövdesi ve uzayabilen çenesiyle goblin köpek balığı düşünebileceğimiz en korkunç deniz canlılarından biridir. Çenesi özellikle gariptir çünkü avlanmak için uzayabilir. Pek çok uzmanın bu çeneyi hayvanlar aleminin en muhteşem çenesi olarak görmesi şaşırtıcı değil. Ayrıca yoluna çıkma talihsizliğinde bulunan herhangi bir deniz yaratığını tuzağa düşürebilecek iğne benzeri dişleri vardır. Bugünlük bu kadar. Bu deniz canlılarından en çok hangisine şaşırdığınızı aşağıdaki yorumlarda yazın. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.